Dostlar, yine sizi yatakta karşılıyorum. Ama bilin bakalım niye karşılıyorum. Bugün aslında günlerden cumartesi ama ben geçtiğimiz hafta iş yeriyle beraber Kayseri'de Erciyes'e bir etkinliğe gittik ve 8 gün boyunca oradaydım. O yüzden ofisteki işlerim inanılmaz birikti. Ve şu an pazartesi döndüm. Cumartesi olmasına rağmen yani bir hafta geçecek neredeyse. Çok sıkıştım. Her şeyim çok sıkıştı. Biliyorsunuz planlı olmayı, işte her şey bitsin, her şey mükemmel olsun. Culuk oynadığım için eski ders çalışma videolarımdan bilirsiniz. Cumartesi günü de kendime çalışma günü ilan ettim. Yani bugün bayağı bildiğiniz home office günü gibi geçecek. Ama bütün haftanın yorgunluğu üzerimde şu an. Erken kalktım. Kendime beni anca cilt bakımı getirir. Şu an kendimi öyle motive ediyorum. Cildim böyle yumuşacık olunca ajandamı, her şeyi açıp güzelce başlayabiliyorum. Bir de kahve içerim sonra. Sonra da beraber çalışmaya başlarız. O zaman ben son bir telefonda bir Instagram check yapalım. Sonra da güzel bir cilt bakımıyla kendimizi ödüllendiririz. Ne dersiniz? Böyle motive olurum ben de size. Çok korkuldum. Allah'tan severek yaptığım şeyleri yapıyorum şu anda. Yani yoksa beni kimse kaldıramaz diye taktım. Güne hazırız. Şimdi dostlar aslında bu video böyle bayağı home office çalışırken nasıl çalışıyorum tarzı bir video olarak düşündüm ama yani beni biliyorsunuz en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi cilt bakımı. Kendimi iyi hissetmediğim sürece gün boyu yaptığım işler sanki verimli gitmiyor gibi hissediyorum. O yüzden ilk başta kendimi böyle biraz şımartarak başlamayı seviyorum. Zaten bu göstereceğim şimdi şey 3 dakikam falan oluyor. Dişimi fırçalayarak başlayacağım. Bir şeyler atıştırdım hızlı hızlı. Oraları hiç göstermedim bile. Yakın zamanda şunu almıştım. Şöyle bir diş macunu. Bunu Instagram'dan paylaştım. Hala takip etmeyenler oradan da takip edebilir. Bu bayağı insanlar işte şey diyordu, aşırı beyazlatıyor falan diye. Düzenli kullanıyorum ki ben normalde diş macunu çok kolay kolay sevmem. Önce bir ferahlanarak başlayacağım. Biri vloguma altına şey yazmıştı. Diş fırçalamayı da göstermezsin. O yorumu gördükten sonra her vlogda diş fırçalamak istiyorum. Hadi bakalım. Yüzümü temizleyerek başlayacağım. Zaten şu an sabah olduğu için ekstra çok bir şey yapmıyorum. Hemen moralim yerine geldi bile. Yüzümü birazcık ısıtacağım. Sonrayımı alıyorum. Yani artık beni uzun zamandır takip edenler bilir ki hem birincisi cilt bakım benim için ne kadar önemli. İkincisi de bunu çok severek kullanıyorum. Ya ben ilk bu işe başladığım zaman kendimi biriktirip ilk aldığım şeylerden bir tanesiydi. Foreign'ın Play Plus ürünü. Daha sonra tabii ki benim bir sürü güzel modeli çıktı ve ben de kendimi Mini 3'te buldum. Bunun kılları inanılmaz yumuşak. Bir de yani elimle Foreign yanımda falan olmadığı zaman şey hissediyorum böyle hani temizleyemiyormuşum gibi geliyor. Ve şeye çok şaşırıyorum hani ben. Ve hani insanlar bunun muadilinin olmasını, olma fikrini nasıl gerçekten içine sinebilerek söylüyorlar bilmiyorum. Yani bunu kılları antibakteriyel her fırsat bulduğumda söylüyorum ve dışarıda gördüğünüz ürünlerle ya da işte fiyatı aşırı ucuz ürünlerle bir olması zaten mümkün değil. Yani cildinizi güzelleştirin derken aslında daha geri dönüşü olmayan zararlar verebiliyorsunuz. O yüzden tavsiyem ya imkanınız olduğunda gerçekten size uygun bir modelini alın, Foreon'un ya da gerçekten farklı bir cihaz kullanmayın. Çünkü daha sonra çok daha farklı zararlar verebilirsiniz. Antibakteriyel olmayan bir şeyi cildinize sürdüğünüz için. Bunu detaylı anlatım videomda da söylüyorum. Yani hani arkadaşımı da gördürüp direkt çöpe attırdım. Çünkü gerçekten göz göre göre zarar verilmesini istemiyorum ki ben senelerce sivilce problemiyle uğraştım. Hani cilt konusunda bu kadar hassas birinin ancak cilt konusunda bozukluk yaşayanlar anlayabiliyor gerçekten bu yaşanan sıkıntılar. O yüzden cildiniz çok kıymetli. Lütfen bilmediğiniz ürünlerle bakım yapacağım diye onu bozduğunda yumuşaklığı ya. Oh. Havlu peçetemle kuruluyorum şimdi. Havlu peçetayı 3 sene önce yayınladığım ilk videolardan birinde söylemiştim sivilceyle alakalı. Ve hala o günden beri neredeyse her gün yazan insan var. Özge havlu peçetayla
kullanmaya başladığımızdan beri sivilcelerimiz azaldı vesaire diye. Normal el havlusuyla asla kullanmayın. Sivilceyi arttıran bir şey. Hani sebebini anlayamadığınız sivilcelerin bazen sebebi çok sık değiştirmediğiniz yastık kılıfları. Çünkü yüze sürekli temas ettiği için. Bazen de bu peçeteleri kullanmadığınız için oluyor. Ben de böyle tek kullanımlık havlu peçete kullanıyorum. O yüzden bu da tavsiyemdir. Evet, şimdi günümüz güzelleşsin o zaman. Maske zamanı. Hangisini yapsak? O zaman bunu yapalım. Ben kağıt maskelere karşı çok ön yargılıydım. Hala da dümdüz kağıt maske kullanmayı sevmem. Sonra bu UFO'nun cihazıyla tanıştım. Foreon'umda. Kendi maskeleriyle beraber alabiliyorsunuz. Ama isterseniz normal kağıt maskelerinizle de kullanabilirsiniz. Bunun içerisindeki T-Zone titreşimler ve kırmızı led ışıklarla cildinize bunun öncesinde ve sonrasında ne uygularsanız bu terapiden önce ve sonra çok daha iyi etkili emilmesini sağlıyor. O yüzden hani tüm cilt bakımını bambaşka bir yere taşıyor. Şu alnım nasıl parlıyor şu an, bakar mısınız? Bunu seviyoruz ya işte. Ama ben yine de Foreon'un maskeleri uygulamayı seviyorum. Çünkü hali hazırda maskem var ve bittikçe de alırım. Çünkü gerçekten iyi geldiğini hissediyorum. Bu açay bere maskesini uygulayacağım. Bir ferahlanmayalım mı? Bir yorgun görüntüyü alıp böyle bir parıltı şey yapıyor. Motivasyona ihtiyacım olan bir günde benim için doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu yapacağız. Ha bu arada bunları detaylı anlatmıştım ben bir cilt bakım kolik olarak. O videoyu da şurada bir yere karta ekleyeyim. Oradan da ulaşabilirsiniz de. Şöyle bunlar tek seferlik çıkıyor. Ama istiyorsanız iki kere üst üste kullanabilirsiniz. Ben doyumsuz olduğumda iki kere de kullanıyorum açıkçası. Şuradan yapmak istediğim maskeyi seçelim. Maskemizi bulduk. Başlat diyeceğiz. Gerçekten gergin noktaların gevşemesine ihtiyacım var şu an. İç görünümlü bir cilt için ince çizgilerin görünümünü azaltır. Bir de şey çok güzel. Bunu istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz. Su geçirmiyor ve daha sonrasında pis pis aynı şey yüzünüze sürmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu da antibakteriyel silikondan yapıldığı için bayağı rahat rahat her tarafıma sürebiliyorum. Güzel güzel cilt bakımımızı da yaptık. Bol bol su içelim ya. Ben su içmeyi çok unutuyorum ve çok sinirleniyorum kendime. Unutma yani. Unutmazsın ki su içmeyi. Bir şey yapacağım. Ona da bir motivasyon bulacağım kendime. Şıkır şıkır olduk. Şıkır şıkır. Bitti. Şimdi yüzümde kalan maskeyi yıkamadan direkt böyle yediriyorum ve sonra güne hazırız. Bilgisayarımızı alıyoruz. İş telefonumuzu alıyoruz. Şunlar da benim diğer motivasyon kaynaklarım olabilir ya. Çok tatlı değil mi kablo koruyucu? Biraz çıkmış. Bu da kulaklık. Nasıl başlıyoruz biliyor musunuz? İlk ajandamızı aldık. Sapık gibi ajandamı ben günler öncesinden falan zaten doldurduğum için hani bir şey belli olunca direkt ilk ajandama yazıyorum. Ne gün ne yapacağım belli ama onun dışında da şirkette takip ettiğimiz takvim denilen bir olay var. Google takvimleri kullanıyoruz. Herkesin toplantısı vesaire ne zaman. O tarz günlük işleri hani her şeyi sapık gibi bu sefer yazmıyorum. Online'dan da takip ettiğim bir sistem var. Hepsini böyle karıştırdım, birleştirdim. Yani gün içinde kontrol ettiğim iki nokta var. Birincisi ajandam, birincisi de takvimim. Ajandam bugün cumartesi olduğu için ve hiçbir akıl sağlığı yerinde insan bugün çalışmadığı için bomboş. Onda bir sorun yok. Şimdi ajandamıza bakacağız. Bir de dedim ya RGS'deydim, işler karıştı diye. Onları toparlamaya çalışacağım. Bazı yetiştirmem gereken deadline'larım var. Bakın şöyle mesela dünün şeyi bayağı kabarıkmış ve çizmişiz üstünü yapıp yapıp. Sırayla gidiyorum. İlk başta şu an oturunca direkt kendime kahve almıyorum ki bir motivasyon olsun ve biraz işleri hafifleyip ya da en azından bir tıkımı attığım zaman o zaman gidip kahvemi alacağım. Vay be. Ya böyle işte kurumsal hayat. Ama çok severek yapıyorum ya. Vallahi çok severek yapıyorum. Zaten cumartesi günü kimse beni burada oturtamazdı muhtemelen. Bu arada kimse bana cumartesi çalış ve şunu yaptığından falan da demedi. Ben böyle kendim tamamen işlerim şöyle iyi olsun. Şunu da yetiştireyim, şunu da yapalım. Aşkıyla kalktım. Umarım gerçekten en az benim kadar sevdiğiniz bir işiniz olur. Bu arada iki telefonla gezmek zorundayım. Bazen soruyorsunuz bu değil miydi telefonun falan diye. Kendi telefonum ve bu da şirket telefonum. Ama ikisine de çok değişik ve güzel kaplar aldığım için bazen tabii karıştırılıyor ama hani iki telefonun sebebi de aslında birinin şirket telefonu olması. Bu gördüğünüz de benim şirket bilgisayarım. Masum rengi çok tatlı değil mi? Ama şu an çalışmıyor. Ne kadar tatlı olsa da bana çalışan bir mouse lazım. Allah Allah.
Nazar mı değdi ya? Aa. Benim sabah yani ilk aslında home office gününde yaptığım şey sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığım için bir markada. Sıkı Instagram takipçilerim bunu bilir. Önceden planladığım postların vesairelerin o gün içerisinde çıkımını, paylaşımını yapmak oluyor aslında. İlk işim bu oluyor direkt. Çünkü günlük gitmiyorum, aylık plan bazında gidiyorum. Zaten hepsi de önceden belli olmuş oluyor. O yüzden şimdi ilk başta hazır bilgisayarımı vesaire açmışken direkt onları halledeceğim. Aynı zamanda tabii belirlediğim bir paylaşım saati var. Şu an tabii ki o paylaşım saati aralığının içindeyim. Ya tut mesela gece 12'de paylaşmıyorum tabii ki ya da sabah 6'da paylaşmıyorum. O yüzden şimdi ilk iş doğru zamandayken hemen onu yapalım çünkü erteledikçe kaçabiliyor. Bu arada şimdi az önce kapı çaldı, kargo geldi. Trendyol'dan birkaç parça bir şey almıştım. Vlog'ta mı göstersem acaba ya? Ne yapsam? Burada göstereyim o zaman. Tamam, burada göstereyim. Birazdan, şimdi işte oturalı bir saat falan oldu. Bir kahve bence artık içebilirim. Güzel de gidiyor her şey. Ben bildiğiniz gibi biraz planlama, biraz ajanda. Nisan'a kadar yine planlamışım her şeyi. Bir kahve molasını hak ettik. Şeye başladım. Bu aralar Netflix'te neler izliyorsunuz bu arada ya? Ben Winx Club'ın Netflix'teki dizisine başladım. 3. bölümdeyim ama şu an fena gitmiyor öyle kafa dağıtmalık falan. İzlediğim diziler de bitmişti. The Crown'a yeni başladım. Friends'i bitirdim yeni. Brooklyn Nine-Nine'i bitirdim. Çok güzel hepsi bu arada izlemediyseniz. Arada böyle dizi film önerisi vermemi seven güzel takipçilerim var. Onları böyle arada aklıma geldikçe söylüyorum. İzlemediyseniz Spinning Out diye bir dizi var. Mini dizi. Kesin izleyin. Kime önerdiysem teşekkür etti. Keşke tekrar, hiç izlememiş olsam da tekrar izleyebilsem. Bir de Girl Boss. O da çok güzel. Mini dizi arayanlar böyle 20 sezona boğulmak istemeyenler bence bakabilir. Kendime latte yapacağım dostlar. Ne, bizde süt köpürtücüsü vardı bunun biliyorsunuz ama bu yeni bir makine aldık. Her şeyi içinde, süt köpürtücüsü de kendi köpürtüyor. Latteyi de direkt kendisi yapıyor. Kahveyi de kendisi demliyor. Şurada da şöyle kapsüllüğümüz var. Burada da bazen Starbucks'tan bazen de Nespresso'nun kendisinden alıyoruz. Gün içinde evde latte içebilmek bence bayağı güzel bir lüks. Şimdi o yüzden kendime latte yapacağım. Bakın şurada direkt şeyleri var. Ne istiyorsanız işte sadece sıcak süt mü, latte macchiato mu, espresso mu, flat white mı onu tıklıyorsunuz ve direkt kahveyi içine koyuyorsunuz. Direkt oluyor. Şöyle bir süt haznesi var. Bunu biz içinde süt olduğu için dolapta bekletiyoruz genelde. Kullanacağımız zaman süt artarsa bunu böyle bu şekilde ağzını kapatıp dolaba koyuyoruz. Sonra direkt çıkarıp buna takıyoruz. Şu an içinde çok azıcık süt var. Biraz ekleme yapmam gerekecek o yüzden. Sütü ısıtsın diye şöyle aldım. Ve tabii ki açıyorum önce. Şu çift camlı bardaklarda ben nedense içmeyi çok seviyorum. Kupadansa latteyi böyle içmeyi daha çok seviyorum. Bunlar benim meşhur bardaklar zaten. Bunların renkleri farklı, aromaları farklı ve yoğunlukları farklı olduğu için ben şimdi bunu seçmek istedim. Şu çok güzel. Şu hazneyi açıyoruz. Bunu böyle koyuyorum. Niye netlemiyor bu kameraya? Ve böyle başlıyor. Bu kadarcık. Değil mi? Şu kapsüllüğün duruşunu falan da çok seviyorum bu arada. Var ya misler gibi kokuyor şu an. Deliriyorum. Size bir şeyden bahsedeceğim. Önce telif yememek için müziğimi kapatıyorum. Spotify'da Coffee List diye çok güzel bir playlist var. Bu aralarda işte çalışırken kendime 10-15 dakikalık molalar verdiğimde hani telefonda, Instagram'da vesaire vakit geçirmektense böyle ufak dinlendirici müzik açıp kahvemi alıp biraz trip geliyor olabilir ama zamanla size ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Ve o ay için kendime hedef belirledim. Kitabı okuyorum. 10 sayfa olur, 15 sayfa olur. Dikkatim dağılırsa 2-3 sayfa okuyup bırakabiliyorum. O yüzden aslında hani ilginizi çekecek bir kitap olması çok önemli.
Ben kişisel gelişim okumayı çok seviyorum. Bu tam kişisel gelişim değil ama çizginin dışındakiler diye bazı insanlar neden daha başarılıdır diye bir kitap. Üniversiteden çok sevdiğim bir hocamın önerdiği bir yazardı. Ben de ilk öyle tanıştım aslında. Ve yani sırayla aslında alıp tüm kitaplarını okumak istiyorum. Çünkü arada okuduğumuz makalelerde hep bu adamın kitaplarından çok güzel yerler ve çok etkileyici yerler vardı. Ben de sonra kitabını aldım. Bir başlamıştım. Okudum aslında, bitirdim ama yeterince tüm dikkatimi vererek okumadığıma inandım. Çünkü bir kitabı bitirince bana ne kattığı benim için çok önemli. O yüzden bu kitabı tekrar raftan kaldırdım ve bunu post-it'le 7 eşit parçaya böldüm. Sallıyorum. 200 sayfaysa her onu 7'ye böldüm ve 7 parçaya post-it'leri yapıştırdım ve bunu dedim ki 7 günde bitireceğim. 7 günde bitiremedim çünkü ben bunu iş seyahatine önce yapmıştım aslında. Sonra planlamadığım bir iş seyahatim çıktı ve orada da dedim işte yoğun olduğum için hani geceler buna vakit ayıramadım hiç. Ama şimdi işte yapamadım, saldım kafasına girmektense yine nereden başlasam, geri dönsem kârdır diye düşünüyorum. Şu an 5 post-it'im kalmış. Yani 2 gününü okumuşum bile. Bu 5 parçayı da en kısa zamanda bitirmeyi kendime hedefledim. Hedefim her gün bir parçasını aslında bitirmek. O da işte 50-60 sayfa gibi bir şeye geliyor. Benim gibi kitap okumayı aslında sevip ama bir türlü kendine zaman yaratamayıp ve bitiremeyenler, sonuca kavuşturamayanlar için bence güzel bir yöntem. Denemenizi öneririm. Instagram'da paylaşmıştım ilk yaptığımda. Benle beraber de yapanlar olmuştu. Ama belki burada şimdi tekrardan başlarız. Bırakmış olmamız bir başarısızlık değil. Yapacak bir şeyimiz yok. Bazen önceliklerimiz değişebiliyor. Ama kitabı hayatıma, kitap okumayı tekrardan hayatıma katmak için aslında kendime böyle minik aralarda güzel, iyi gelen, yani gün sonunda iyi hissettiğim şeyler yapmayı seviyorum. Öyle yakın zamandaki hedeflerimden bir tanesi de yoga yapmaya başlamak. Aslında bir ay önce falan ilk denememi yaptım ve çok hoşuma gitti. Yani vücudum inanılmaz dinlendi, sanki kafam boşalmış gibiydi. O şekilde. Çok güzel. Kendime ufak motivasyonlar bulmak böyle işte insan aralarda iyi geliyor. Şu an cumartesi olabilir, karantina da olabiliriz, çalışmam gerekiyor olabilir. Ama her yaptığınız işte sevecek bir nokta bulursanız bence. Neyim ben? TED konuşmacısı mı? Çok konuştum ya. Of hadi tamam biraz devam edelim. Bırakıyorum, geri döneceğim. Şimdi tekrar çalışmaya kahvemi alıp dönüyorum. Kahve yaptım. Bitirene kadar oturayım kafasına girersem. Çünkü bütün gün otururum, dizi açarım, film açarım. Hiç gerek yok ona. Hadi tekrardan geri dönelim şimdi. Saçıma bak. Dostlar, gördüğünüz üzere hava kararmak üzere ve neredeyse işlerimin tamamı, tipim, kendime saygım kalmadı. Bugün odamı toplamaya vakit ve motivasyon bulamadığım için arkadaki dağınıklıktan dolayı özür diliyorum. İşlerimin çoğunu hallettim şimdi ve biraz keyif zamanı yapacağım ama ondan önce size göstermem gereken kargolarım var. Ben de daha açmadım. Beraber açalım dedim. Hiç vlogda kargo açma yapmamıştık. Linklerini de Instagram'dan veriyorum ya da aşağı yorum kısmına, açıklama kısmına koyuyor olur. Bu üzerinde görmüş olduğunuz eşofman yapıştı. Bu Addax. Bende karmelaj rengi de vardı ve görenler artık soruna şey diyor. Yine mi bu falan diye. Ama o kadar rahat ki yani kime aldırdıysam teşekkür etti gerçekten. Üstü benim small. Altının bu rengini bekliyorum. Hala stoğa girmedi ama karmelaj rengi inanılmaz. Alt üst var. Üstüm onda small, altı x small alıyorum. Şimdi yeni birkaç bir şey aldım. Onları da göstereyim bari size. İlk aldığım şey Zara'dan. Bu botları yani çizmeleri benim boyum inanılmaz uzun olmadığı için ben de kaba duracağına inanıyordum ve bot istiyordum. Zara'da bunu gördüm ben Instagram'da bir alışveriş sayfasında. O kadar beğenmiştim ki direkt girdim. Tabii ki hiçbir yerde stoğu yoktu ve galiba Zara'nın sadece belli mağazalarında varmış. Bize yakın olan mağazalarına hiç gelmemişti bile. Ben de gelince haber vere bastım ve Erciyes'teyken sabah 7'de falan maille bildirim geldi, numaran geldi diye ve direkt oradan sipariş verdim. Bu 400 liraydı fiyatı. Bulmayan bir şey. O yüzden hiç indirim falan kovalamadım. 36 aldım. Ya bilmiyorum ama çok hoşuma gitti benim. 2 tane kargom geldi. Aslında 3 olması gerekiyordu ama herhalde içinden çıkar diye düşünüyorum. Bunları bu arada balkonda bekletiyorum önce hala. Çünkü bitmedi pandemi. Yani bitiyor gibi davranmayalım lütfen. Ve üzerini de dezenfekte ettim. Şimdi açınca tekrar yıkayacağım ellerimi. Bot da güzel giymiş kafeye. Şimdi wow. Oley be, gelmiş istediklerim.
Bir tane eşofman altı söylemiştim. Bu kadife olanlardan. Füme rengi. Bir tane de pijama takımı. Şimdi beraber giyeriz. Onları Instagram'da denerim. Çünkü vlogda göstermek biraz zor olabilir. Şu kalpli plantiyeli takımı çok beğenmiştim. Ve stoğu gelir gelmez yine bunu da aldım. Hemen bakalım. Ve şöyle fitilli bir tayt söyledim. Bej rengi bu. Bunu Happiness Boutique'den aldım. Ve ben de bunun Plan B'den daha pahalıya Trendyol'da bu fitilli taytın siyahını geçen ay paylaştım. O da Instagram'da profilimde Ocak link öne çıkanlarında var. 129 liraydı fiyatı. Bu yarı fiyatına ve Trendyol'dan aldığım siyah da yarı fiyatına ve Trendyol'un siyahı çok daha sıkı ve toparlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bejini aldım. Bunu Ece Tuncel'de gördüm. Çok beğendim ben. Şimdi bakın rengi şöyle ve fitilli bir kumaş bu. Şimdi deneyelim. Çok güzel. Kumaşı falan da bayağı güzel. Çok tatlı değil mi ya? Altı da short. Bunu small söyledim ben. Ve small söyleyerek güzel bir karar vermişim. Çünkü pijamayı böyle daha bol bol seviyorum. Çok beğendim. Şimdi deneyeceğim. Aşırı güzel. Ya benim her şeyi beğenmediğimi biliyorsunuz alışveriş videolarımdan falan ama hakikaten fiyatı çok uygundu. Bunu ilk small söyledim. Böyle bir eşofman altı deneyelim. Şimdi sizin şu arka dağınıklığı artık görmeyeceğiniz konusunda anlaştığımızı düşünüyorum. Bayağı beğendim. İlk small'unu almıştım. Tam oldu. Yani her şeyle siyah sweatshirtlerimle, blazer ceketlerimle, bu gösterdiğim botlarla inanılmaz güzel olacak. Ve bu da üniformam olacak muhtemelen. Bak ama. Milla'nın ben her ürünü beğenmiyorum cidden. Ama bazen yaptı mı tam yapıyor. Bu öyle bir ürün. Şuna baksanıza kalıbı diktirmişim gibi oldu. Aşırı güzel. Füme rengini aldım ben bunda. X small'unu aldım. Dokusu, her şeyi mükemmel ve 47 lira gibi bir şeydi. Aşırı hoşuma gitti. Ya bunun diğer renklerine de kesinlikle bakarım. Bunu böyle denemelik söylemiştim. Ama bu kadar olur. Bayıldım. Ya bu fiyata kesin bakın ihtiyacınız varsa ya. Bu böyle mini alışveriş vlog tarzı da oldu. Hoşuma gitti. Ama şuna bakın sürekli gösteresim geliyor. Çok tatlı. Ya aşırı güzel oldu. Milka ineği gibi oldum. Çok iyi değil mi? Bunu small almıştım. Pijamada ben çok darlanıyorum. Sıkılıyorum. O yüzden daha bol olsun diye small aldım. İyi ki de öyle almışım. İnanılmaz bir bolluğu yok ama hani püfür püfür. Tam bir püfür püfür. Çok güzelmiş. Aşırı mutlu oldum ya. Ay bu ay aldığım alışverişleri iadeye götürmeyeceğim. Hepsi tam nokta atışı geldiği için keyifler yerinde. Gerçekten. Beni sadece online alışveriş delileri anlar. Anlaşıldı ben bugün bundayım. Asla çıkarmam bunu. Asla. Anneme de gösterdim. Bayıldı. Nokta atışı. Dostlar şimdi geldik akşam yemeğine. Ben de beraber koca bir günü kapattık. Yer yer bakım yaptık. Yer yer alışverişlerimizi açtık. Çalıştık da. Daha ne olsun? Bence verimli ve güzel bir gündü. Videomuzu da çekmiş olduk. Ben şimdi sizi böyle aldığım gibi hemen edite gidiyorum. Bu video hemen pazar gününe yetişsin diye. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala abone olmadıysanız. Kırıldım bir tık. Ama hala telafi edebilirsiniz abone olup. Videoyu da beğenir ve bana destek Videoyu da beğenir, bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.